Tekirdağ'dan hepinize selam. Biz birkaç gün Tekirdağ'daydık ve bu süre zarfında hiçbir şekilde video çekmedik. Turhan telefonla görüşecek, ondan sonra tekrar açacak. Bu arada beni hangi gün izliyorsanız izleyin, o gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum. Dediğim gibi biz Tekirdağ'daydık, yine her zamanki gibi haftanın belli bir günü oradaydık. Şimdi de geldik, hafta sonu zaten şu anda. Anneanne, anneanneyi mi istedin? Anneanne gelecekti. Aa, ne değişik bir kızdı, gördün mü? Bir karaktere benzemiş motorun üstüne. Yani değişik bir karakter gibi yapmış kendini. Kaskı da çok değişikti. Neyse, şimdi de nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Normalde annemler gelecekti bize ve annem yemek getirecekti. Hadi gelirken de. Aslan da yer diye. Çünkü aslan dolmayı falan seviyor. Biz de ondan yiyecektik. Ama babamın araç bir arıza vermiş, bir değişik bir şey olmuş. O yüzden gelemediler. Aküsü bitmiş aynen. Biz alalım dedik. Yok dediler, yarın geliriz. Babam şu an sanırım onunla ilgileniyor. Sonra çıkasımız yoktu aslında. Tam da dedik ki ne yiyeceğiz biz? Evde dolapta bir şey yok. Yarın muhtemelen bir şeyler alırım yani hani günü geçirmek için ama hani evde hiçbir şey kalmamış. Neyse. Sonra ben Duhan'a baktım. Duhan dedim, pizza mı yesek? Çok uzun zamandır Little Italy pizzaya gidip de pizza yemiyoruz diye. Oranın pizzalarını gerçekten çok seviyoruz. Ev yapımı pizza zaten. O yüzden de güvenerek ve severek yiyoruz. Şuradan gitmem daha mantıklı. Begoviç'e girmektense. Begoviç'e girme zaten. Kanaldan gitsene. Buradan değil, sonrakinden. Sonra orada birazcık pizza yeriz. Aslan da sever zaten. Hamur işini çok seviyor. O yüzden ona da yedirmek istiyoruz. Tabii sucuklu salamlı değil. O yüzden rahatsız yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin diyorum. Ve günün böyle son kısmından videoyu başlatıyorum. Sonrasında Aslan'ı parka götüreceğiz büyük ihtimalle. Ve farklı bir park olsun. Hani evin parkı değil de farklı bir yere götürelim istedik. Onu da size çekeriz ve gösteririz. Hani tabelayı görün oluyor. Sende de oluyor mu? Ya mesela belli ona. Dolutaş oturuyor. Dolutaş hani. Alakasız bir şey. Evet. Oraya okuyorsun yani. Neyse. Aslan'ı da uykusundan önce gönlünü eylemiş oluruz. Tekirdağ birazcık huysuzdu çünkü diş krizi yaşıyoruz şu anda. Zaten videonun son kısmında doktordaydık bir önceki videoda hatırlarsanız. Tekirdağ bayağı bir ezgi cinnet geçiyor. Ben sinir krizi geçirdim artık en son çünkü hiçbir şey yemiyor bakın. Hiçbir şey. Ve mama diye ağlıyor. Adam akıllı cinnet geçirdi yani. Evet ve mama diye ağlıyor. En son mama yaptım yani son gün artık bugün geleceğimiz gün. Emek emek yaptım hani yiyeceğini bildiğim bir şey olduğu için ama o kadar çok şey yaptım ki, o kadar çok şey denedim. Neyse, bu motora dikkat et bence. Çok enteresan. Aynası da yok. Bilerek yapıyor. Allah Allah. Yani az daha adama çarpacaktık bildiğimiz var ya böyle. Ben sanki arabanın önüne. Evet böyle. Arabanın önüne geliyor gibi sanki böyle kasıtlı bir şey gibi ama değil tabii ki. Neyse, bugün böyle emek emek yumurta hazırladım. Sonra aslan tabii ki yemedi. Sonra dışarı çıkarttım, dışarıda da yemedi. İçeri girerken bir yandan tabağı tutmaya çalışıyorum, bir yandan aslanı tutmaya çalışıyorum. Aslan tabağa dokundu ve tabak yere düştü. Sonra ben bir bağırış falan diye. Çünkü her yer duvar dahil yumurta oldu. Tabak kırıldı. Geçemiyorum falan. Yani böyle bir andı. Neyse geçti gitti. Eve gelince huzurlu oldu ama sanırım evini istiyor bir yandan da. Onu da düşünüyorum. Evet. Ben de şaşırdım ya. Eskiden böyle değildi ama son birkaç aydır daha çok kendi düzenini ve evini istiyor. Eskiden her yere uyum sağlardı bizimle. Şimdi onun istediği daha ağır basıyor gibi. Kocam selam. Ben maymun gibi. Annem. Birazcık da aslan. Barıştık ama biz oğlumla. Birazcık böyle kızdık birbirimize ama barıştık sonra bir tanemle. Babasına ben yaşına oturacağız birazdan. Siparişlerine. Bu marullu parmesanlı bir şey var. Aynen parmesan salatası yanında var. Bir de bizim zaten hiç söylediğimiz pizzalar vardı. O da hemen söylüyorum. Süper pahalı pizzalar. Aynen. Bir de ne soruyorsunuz? Güneş kadar aslan var, var aslan var. Sarı mı yapacaksın? Ben üzümü boyayacağım o zaman. Hangisini boyamak istiyorsun? Bak çileği ben yaptım. Neyse sağ elini kullanacağını artık net bir şekilde belli ettim bize aslan. Bazen hem sağ hem sol kullanıyor değil mi? Dedim. Ay şarkıya bak. Dedim. Oha bugün değil miydi? Ne kadar çok şey.
hayatımızın en sevdiğimiz kalite parmesanlı salata. Bu arada bayağı oldu yani. Mama. Ablan öğrenebilirsin. Evet. Ne öğrendin? Sen mi öğrettin? Elde beni de el diyor. Hayır çünkü ben öğretmeyi hatırlamıyorum. Bu bayağı güzel buraya geldi. Neymiş aslında? Umarım seversin. Çok güzel. Şu an ben de yapabilirim. Parmesan aldığım sürece malzeme ekşirkenimiz var. Marul bir de. Sarımsaklı ekmeğimiz sizin için ikramımız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Mama. 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 Ha, bunları istedim. Sevdim. Sen vejetaryen mi oluyorsun aslında yoksa? Bir şey diyeceğim. Ekşiyi seviyor. Tatlıyı da seviyor da. Ekşiyi de seviyor ama. Mama. 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 Salatadan istiyorsun. Al. Gurme yağı olmasın benim. Salatacı. Gel bakalım. Sarımsaklı ekmeğimiz de geldi bu arada. Aşırı güzel. Aslına da veriyorum. Aslında salata sevdi bu arada. Teşekkür ederim. Al, aç ağzını. Biraz sıcağı da olmuş zaten aslında. Hadi aslında. Şey diyelim ama ya. Alttakine şu an yükseldim. Bayağı güzel görünüyor. Bakın bu dört peynirli. Ben gireyim mi? Ha tamam. Neydi bu? Süper kuatro. Bu da deniz mahsulü şey. Üstünde kabak da var. Bayağı değişik ve enteresan duruyor. Hayır anneciğim çatal kullanamayız şu an. Elimizle yiyeceğiz. Ayrılmıyor ama. Bekle. Başka bir şey yiyelim. Onda sıkıntı vardır. Anne. Tamam salata yiyecek. Anne. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yediklerimiz yine her zaman gibi mükemmeldi. Kanalımda eski videolarda da var. Müzik sıkıntı çıkartacak o yüzden burada kesiyorum. Bak çilek tamamlanıyor. Aslan hiç bakmıyor. Bunu alalım mı? Bu seni ilk koyalım. Biz yemeğimizi yedik kalktık. Ufak bir yürüyüş yaptık. Sonra arabaya araba bindik şimdi gitti. Eve geldik. Aslan'ı burada parkta oynatalım dedik. Çünkü parklar çok kalabalıktı. Bir de salgın falan da var. Aslan ocakladık şey salgını. Aslan ucundan kurtulduk. Aynen. Aa, bu arada biz Tekir'deyken baya bu mide gribi diye bir şey varmış herhalde. Bilmiyorum ne olduğunu. Böyle bağırsak, mide çok kötü. Yani kusma, ishal bu şekilde oluyorsunuz. Şey çok kötüydü. Ben hastaneye gittim bir seruma kendime geldim. Bir gün sürüyor sadece öyle. Evet bir gün. Ya. Herkes de bir gün sürüyor. Yani ama serum vurulursa geçiyor. Ben serum vurulmadım. Ha o da var işte doğru. Neyse şimdi eve geçiyoruz. Bu arada mekan gerçekten mükemmel ya. Ben Little Italy Pizza ya yıllardır bozmadı tadını. Bence şu Adana'daki en güzel pizzacı. En iyi pizzacı. Kesinlikle tadını güncel tarihli olarak bozmuyor. Yani başka yerler varsa da daha şey deneyimlemedik. Aynen ben çok seviyorum. Ne olursa olsun yani. Şu an yüzü nasıl parlıyor? Şimdi Duha yüzünün parlaklığına baksana. Onu sen görüyorsun şu an. Çek elini bir. Bir dakika çek elini bir. Görmüyorum. Nasıl görmüyorsun ekrandan? Görmüyorum. Aha. Allah. Neyse izlerken siz görürsünüz. Good morning Aslan. Ne yapıyorsun ördeklerle? Bugün havuzu dolduracağız. Sonra bu minik ördekleri de atacağız tamam mı? İçine onların da yüzmeye ihtiyacı var. Onları biraz doğalarına bırakmamız gerek değil mi? Kahve makinesini açtım. Bakıyorsun. Günaydın yeni bir günden. Hepinize merhaba. Saat 6:15'te kalktık. Bayağı erken bir kalkış oldu. Ben hala uyanamadım. O yüzden kendime hemen bir kahve yapmak istiyorum. Yarım saattir, ne yarım saati? Bir saattir falan. Koltukta şöylece oturuyorum hani ayılmayı bekliyorum. Umarım bir an önce ayılırım. Aslan da oynuyor tabii oyuncaklarını. Tekir'deyken çok özlemiş. Eve gelir gelmez gerçekten direkt olarak oyuncaklarına koştu. Şu anda da sabah uyanır uyanmaz da buraya gelip oyuncaklarıyla oynamak istedi. Kahve yapacağım. Bugün plansızız. Ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Bir ara gidip belki annemi alıp gelirim. Çünkü Aslan'ı bayağı özledi. Dışarıda Aslan'ı çıkarmak istemiyorum sıcakta. Değil mi anneciğim? Gel. Ama ne oldu? Mama. Daha yeni mama yedin. Ben Ben Mama
Mama. Nasıl bir mama istediğini bilmiyorum. Daha yeni yedin halbuki. Kahve yapmak istiyor. Ben biliyorum. Kahvemi yaptım. Bugün de dedim kahve makinesini göstererek yapmayı. Bu arada pijamamı göstermek istiyorum size. Ben bu pijamayı 300 ya da 400 lira olması lazım. Öyle bir fiyata aldım defaktodan ve kumaşı öyle güzel ki kesinlikle de terletmiyor. Bilerek ben büyük alıyorum bu arada pijamalarımı. Yani small giyiyorsam medium, large alıyorum. Daha rahat oluyor. Bu arada bugün böyle birkaç tane ürün geldi. Onları da size göstereceğim. Onları açmak durumundaydım. Hani görmem gerekiyordu nasıl diye. Şöyle kahvemizi içelim. Kendimize gelelim. Şimdi şurayı açıyoruz. Gel. Diş fırçalarını ağzına alma. Var senin. Al. Al. Al kendi diş fırçanı. Al çabuk. Ha. Maşa var. Kaldıralım buradan. Yüzleştiricim de var. O kadar karışık ki çekmece. Anne. En son aynı göstereceğim. Hey. Hey. Anneciğim elin kalacak lütfen. Bak. Taş tutma makinesini de göstereceğim. Burayı şimdi açıp göstereyim size. Bakın sık kullandığım bu tüm bakım ürünleri burada. Bir de tabii şurada da var. Onlar en çok kullandığım. Şimdi kurutma makinesi, taraklar, en sık kullandıklarım. Bunlardan düzleştirici ve stok ürünlerim saç için. Bu kadar. Burası gerçekten güzel ve düzenli oldu. Şuna ne demeli peki? Yani şu görüntüye ne diyorsunuz? Neyse ona da güzel bir oyuncak çıktı. Seni şöyle alalım mı? Gel. Hadi şöyle geç. Şu an rutinlerden biri yapılıyor ve annemle görüntülü görüşüyor. Ben de yemek hazırlıyorum. Anne ördek. Ay o banyonun raflarını size göstereceğim yani çekmeceleri. Gerçekten bayağı düzenli ve güzel oldu. Aslan yapmak biraz zordu. Ama bunu eninde sonunda yapacaktım. Her türlü aslanla beraber yapacaktım. Aslan uyuduğunda yapsam bu sefer şey olacaktı hani. Ses çıkacaktı. Neyse ki hallettim. Her şey o kadar güzel oldu ki atmam gerekenleri attım. Göstereceğim size. Şarjım bitti o sırada o yüzden tam gösteremedim. Ama bayağı iyi oldu. Nesi okursun kitabı? Omlet yapıyorum. Önce patates rendeleyeceğiz. Kız da var abla. Ezgi erken yapardın. Çok acıkmış yazık. Banyo toparladık da beraber. Bir de gülüyor yazık. Çok mu acıktın sen annesi? Anne. Bir çirkin ol aslan, bir çirkin ol anne. Araya bakalım mı anne anne? Şimdi süt ekliyorum çok az. Çok minik de tam burada un ekleyeceğim. Aslan bak burada daha var. Aslan. Aslan dede gitti. Dede
de gitti. Ben çocuğa bir şeyle kusayım. Oradan. Dede. Ay bir de bu kadar ağladığın kadar yesen ya. Gidelim mi içeri? Hadi gidelim. Arabayı da aldık. Topumuzu da aldık teyzesi. Teyzeye bak 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 yapmış teyze. Gerçekten şu an enfes görünüyor. Aslan bunu bitiremezse muhtemelen tabii ki bitiremeyecek. Ben yiyeceğim. Çünkü gerçekten bayağı iyi görünüyor. Bak gözü. Çok fenasın. Bak bak. Atmayalım anneciğim. Bak 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 aynaya bak bak bak. Elimde kamerayla bizi çekiyorum ben aynada. Selam. Biz bak. Kahvaltı. Aslan'a kahvaltı yaptıktan sonra böyle ekmek arası bir şeyler yedik. Bugün pazar zaten. Şimdi de çıktım evden ve annemi almaya gidiyorum. Şöyle Aslan'ın da uyandı. Neyse hadi gidelim. Aslan sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum? Nereye gidelim? Karka. Karka. Hadi güle güle. Annemler bizde ve Aslan durdurmuyor. Doğan da şu anda video izliyor ve makineyi temizliyor. Ay bismillah. Temizleyicileri nereye koymuştum ama şu aşağıya koydum. Doğan geldi mi sen de? Hey parka mı? Şunu temizleyeyim de. Ama sıcak şimdi indiriyor bence ya. Aşağıda. Araba işi var ya. Duhan su kısmını söktü. Sonra demleme seti mi? Demleme setini söktü. Şunun içini silmemiz gerekecek mesela. Bir şey söyleyeceğim. Şu an mutfak bayağı dağınık. Kapıda bir yapmak gerekiyor bu arada bunu arkadaşlar. Siz amana bizim gibi geciktirmeyin. İçini nasıl sileceğiz? Sileceğiz mi orayı? Yağ çözücü konuşamadım. Yağ çözücü tabletten bir tane çıkarttık. Bunu atacağız ve yağını çözdüreceğiz. Taktın mı parçalarını? Neden? Çünkü... Efendim? Çünkü... Ama kurumaya bırakın demişti. Zaten suyla da yapmıyor mu kahveyi? Olsun. Şimdi clean'e bastık. Buradan seçeceğiz. Bro mu? Bro diye mi? Brev pardon. Bro diye gördüm. Peki makineleri yağlıyor gibi ha. Makine mekanizmi. Ay lavabonun içi çok kötü. Şu an bulaşıkta diziyorum bir yandan. Lavaboyu yıkayamadım. Duhan burayı yağlamak mı şu an bu? Böyle yapana söylüyor. Bunu makineyi aldığımızda çıkmıştı içinden. Sonradan bundan da almak gerekecek o zaman. Bu biter bir noktada. Peki yağlamayı ne kadar sürede yapmak gerekiyormuş? Ona bakmadan. Bu kadar. İçine, yani üstüne şunlarla üstüne kaldırırsın onda. Daha işimiz bitmedi ki. Şimdi kireç temizleme yapacağız. Solüsyondan dökeceğiz kireç temizleme solüsyonundan. Burada aqua clean filtresi vardı. Onu çıkarttık. Yenisini takacağız zaten bu kireç temizlemeden sonra. Bildiğiniz su gibi bir şey. Ve üstüne su koyacağız. Ama bir işaretli bir yer yapacağız. Evet. O kadar boş bir gün geçiriyorum ki şöyle yani boş derken aslında benim için dolu ama çekmek için boş bir gündü. Şöyle ki annemler geldi biliyorsunuz annemlerle oturduk sonra. Size iyi diyorsanız iyidir ya. Kahve içtik. Kahve içtik değil kahve makinesini temizledik. Duhan içti hiçbir sıkıntı yok kahvede yani. Bunu rutin olarak sürekli yapmak gerekiyormuş sanırım. Tabii makine zaten bir uyarı veriyor yani bunun için size. Neyse makinenin kendisini temizleyebilmesi güzel ama dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyuyor tabii ki de. Onun dışında mutfağı toparladım. Şimdi size çevirip göstereceğim mis gibi oldu. Bakın tezgahın üstü bomboş. Şuradaki şişeleri saymazsak hiçbir şey yok. Ben böyle tezgah boş daha çok seviyorum sanırım. Ona karar verdim. Şimdi de oturuyoruz. Ezel izleyeceğiz. Biliyorsunuz biz Ezel'e başladık. Şu anda da 13 ya da 14. bölümdeyiz.
Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Bir hızlı başladık ama sonra yavaşladık tabii Tekir'e gidip gelmekten. Şimdi ben bir yandan edit yapacağım. Bir yandan butiğin reel'ları falan var. Onları yapacağım. Böyle yani. Ha, bugün niye boş diyorum? Yani daha çok Aslan'la ilgilendim. Yani şu aralar gerçekten Aslan bir anda böyle ruh hali değişimleri yaşıyor. Dolayısıyla böyle tüm işi gücü bırakıp onunla ilgilendiğim anlar oluyor. Mesela akşam yemeği yemedik ve yiyesimiz de yok. Hani atlıyoruz bazı şeyleri gibi gibi. Bu da böyle bir süreç. Hareketi yapmayı sonlandır. Kaldırıyorum. Şöyle kırmayalım yani, lazım olur. Günaydın, yeni bir günden hepinize merhaba. O kadar erken kalktık ki biz Aslan'ın odasındaydık. Ve şöyle, ben bir ara halının üstüne uyuyakalmışım. Şu an Aslan'ın yuvarlak halısı var ya, bildiğimiz onun üstünde uyuyakalmışım. Aslan böyle ara ara uyandırıyordu. Baba. Saçımı azıcık kestirsen mi ama bilmiyorum ya. Hani şu anki boyunu da seviyorum. Ama bir sıkıntı var yani. Boyunu seviyorum da şu kadar gitse tatlı olacak sanki. Ama sen kahveye çabalısın biliyorsun değil mi? Suyu yarım kendi ağzına ya, o kötüyü. İç sen. Aynısını okuyayım. Sabahları aç karnına su içmeyi ihmal etmiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Dede de evde. Opum diyor, evet. Opu demiyor, opum diyor. Hadi gidelim anneciğim. Yani benden yine mama istedi. Ama umarım yer. Dişine reçeli var burada. Şekeri çok çok az. O yüzden bayağı güzel. Yani ekşisi ön planda. Reçel de veriyorum bayağı da. Yumurta. Sade yumurta sadece. Bir de şöyle kaşar koydum. Ama bak bu ses tonunu yapmıyoruz. O surat ifadesine girmiyoruz. Bak hala yapıyorsun. Bilerek yapıyorsun şu an bunu ama. Hadi anneanneyle konuş. Ya neden tükürüyorsun işte? Bak bunları yapma diyorum. Oğlum niye yapıyorsun? Yemeyeceksen mama, yeme. Mama. Size burayı göstermiştim sanırım. Burası dediğim gibi saç ürünlerim. Burası en sık kullandıklarım. Burayı şekillendiricilerin bir kısmını var. Elimizi çekiyoruz anneciğim. Elimizi çekiyoruz. Hadi bakalım. Geç. Şurayı gösterelim. Çık. Çık 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 çık. Burada güneş kremleri, vücut losyonları. Dün düzenlemiştik. O yüzden size şu an açıyorum. Şurada diş fırçaları falan. Hayır anneciğim. Burada bakım ürünleri tarzı şeyler var. İzleyin. Burada da yüz cihazlarım işte. Masaj cihazı, temizleme cihazı. Burada işte pedler, ondan sonra tırnak bakımı, ip, işte tüy alma cihazı falan burada. Şurada yedek şampuan var. Bunları genelde tatile götürüyorum. Şurada da genelde benim stoklarımın bir kısmı var. Yani çok stoklu şey yapmıyorum ama genelde gönderiyorum gelenlere.
Sonra buraya bakıyoruz. Burası benim günlük çıkarmadım. Günlük kullandığım cilt bakım. Anneciğim çıkar mısın? Tamam, oraya mı gireceksin? Tamam. Her yerde. Günlük kullandığım cilt bakım ürünlerim vesaire. Şurada da devamı var. Bu şekilde. Bence gayet düzenli oldu. Şurada da günlük kullandığım saç ürünüm. Anneciğim çeker misin? Çeker misin? Çeker misin? Yani çek çek çek, kalacak yok. Şimdi de saçıma şunu uygulayacağım. Hadi uygulayalım. Ya pis pis burası. Anneciğim pis, dokunma. Şöyle şunu göstereyim. Bu Olaplex No Soap. Bunun baz gibi düşünebiliriz. Duştan önce şu an mesela saçım kirli. Bayağı kirli. Hem de ağırlaşmış durumda. Şöyle diplere değirmeden saç boylarımı. Bunu uyguluyoruz. Benim bu No Sıfır da bitmek üzere. No Sıfır yoksa suyla da ıslatabilirsiniz. Yani bunu bir ıslatma işlemi olarak görebiliriz ama bunun da etkisi var. Benim şu an yaptığım bakım bal narmaya yardımcı. Sanırım bitirdim. Tamam. Ama bu şeyi atmayacağım, şişeyi. Bu şişeye sonra böyle beğendiğim bir karışım oluşturabilirim. Bu üzücü bir. Kaş randevusu aldım. Belki dediğim gibi saçlarımı da uçlarından kestiririm. Kuaförleri ucundan diyorsunuz. Bayağı gidiyor, kısa kesiyorlar. Ben onu anlamıyorum. Yani asla ne var ya. Hayır, onu bırak. Hayır, bırakır mısın? Anneciğim, anneciğim lütfen. Anne. Ezgi neden kesik kesik çekimler yapıyorsun? Ezgi ya, neden güzel. Eskisi gibi çekmiyorsun? Ya Aslan. Gel. Tipini görmelisin. Neden? Ben geldim. Ben geldim. Abo. Kanalıma hoş geldiniz, hadi. Kanalıma hoş geldiniz. Neyse, saçıma 10 dakika oldu. Bu sırada No 3 uygulayacağım. Bana Allah razı olsun. Şey de verdiler. Workshop'a katılmıştım. Workshop değil, ne deniyordu? Masterclass. Ona katılmıştım, Olaplex'in. Sevdiğim bir marka zaten. Bayağı böyle detaylı bir şekilde eğitimini alınca markayla ilgili, ürünlerin her biriyle ilgili. Markayı bayağı sevdim. Sonra bir de bir sürü ürün verdiler orada. Bunları tabii ki uygulamalı olarak kendimize denedik. Şimdi No3'ü sürdük üstüne, yani o bazın üstüne bunu sürdük. Anne. Bu arada bu da bitti ama bunun devamı var. Uygulayacağım. Bu şekilde bir yarım saat bekler, sonra da bakın No3'ün asıl şeyi bu. O bir testerdi. Bugün çamaşır falan da yıkamam lazım. Bir sürü iş var. Hangi birini yapacağım bilmiyorum ama yapmam lazım. Hatta şimdi Aslan'ınkileri çalıştırayım hemen. Bir basket potası da değil. Üzgünüm. Yani banyodan başka yerlerde de çok kullanmayabiliriz. Çıldırıyorum şu an. Neyse ki ev temiz. Basket atıyordu ya. Ama burası değil anneciğim oyun yeri. Hadi kapatıyorum ışığı. Gidiyorum. Toplarını al. Toplarını al ve gidiyoruz. Odana gitmek ister misin? Çok hızlı duşa girdim çıktım Aslan yokken. Bu arada hala biz ne Duhan ne ben bir şey yemedik. Harika. Muhtemelen tüm işlerimiz bittiğinde herhalde bir gün bir yemek yeriz. Bir yemek yeriz. Kesin.
Çünkü akşam yemeğini yediğine de geçecek bir yemek. Çok garip oldu yani bugünkü beslenme şekli. Çünkü çok fazla halledilmesi gereken iş falan vardı, onları da hallettim. Ha bu arada bir yere bakması gerekiyor, o yüzden Adana'da. Şu anda oraya gidiyoruz. Yani biz, biz yanında gidiyoruz. İşle ilgili bir şey halletmesi gerekiyor. Onu bekleyeceğiz. Ondan sonra çıkacağız. Kaşımı aldıracağım. Onlar beni bekleyecekler. 5-10 dakika. Sonrasında da yemek yiyoruz. Şunlara bak, hepsi yan yana. Çok dipti be ya. O kadar da. Bucak bucağı oturuyor falan. Neyse. Şimdi gidelim. Sizi de zaten açarım. Ne yemek yediğimizi de görürsünüz. Böyle diyoruz gidip de yani böyle fast food falan yiyemeyiz. Çünkü Aslan'a da yedireceğiz. Fast food olmaması lazım. Tavukçu Hake'ye geldik. Burası tavuğu meşhur bir yer. Neredeyiz? Tarsus yolundayız. Eski yol üzerinden. Şimdi Aslan'a salata yedirerek başladım. Birazdan da tavuk yiyecek oğlum. Mama. Çok sıcak oğlum şu an neden? Ay çok üstlendim ya başıma. Görmüyor sanki buradaki. Geliyor. Şşt. Aslan bağırma. Sizi şu an çekiyorum ama çok sıcak Meremem. Karışık soğuk söyledim. Tamam. Geliyor. Bir dakika dur bakayım bir. Sıcak bir şeyse. Çok sıcak. Al oğlum. Dur be. Bir bakayım sıcak mı? Çok iyi. Üniversiteye çok gelirdik ha. Çok da gelmez. Ara gelirdik. Honda'ya geldiğimiz için gelirdik. Yani arabayı bakma falan getirdiğim zaman. Honda sürekli bir şeyler çıkarırdı, bir sorun çıkarırdı. Aza yapar dururdu onlar. Aynen, şimdi de üniversitedeyken Duhan'ın o zamanlar Honda vardı. Civic. Arabanın sürekli bir şeyi olurdu, sürekli bir kaza. Çünkü çok böyle hareketli zamanlarıydı. Ben çarptım falan. Bir kere falan. Onu getirirdik servise. Sonra buraya gelirdik. Mama. Tamam geldi. Aslan'ın sevdiği geldi. Şöyle koyabiliriz. Tamam. Teşekkürler. Başka bir şey yazar mısın? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sıcak ama bence bu ya daha. Ekmek de vereceğim sana. Valla çatalı bırak, yemekli var. Mecbur elde yiyeceğim. Güzel mi? İşte o zamanlar arabayı getirdiğimizde biz mama, böyle gelirdik buraya mama, yerdik. Mama. Ağzındakini yesene önce. Şu an bilerek yapıyor ama. Gıcık yapmak için yapıyor. Ben de şu an onu yiyorum aslında. Güzelmiş ya. Avcarı çok güzel yapıyorlar. Gerçekten avcarı güzel yani. Avcar mı? Avcar. Avcarı harika. Baharat demek istiyor. Harbiye. Terbiye baharat. Baharat. Çocuğa baharatla yapmıyor musun? Baharat ama baharatlamak demek oluyor. Baharat denmez. Avcar baharat değil yani. Kemikli de olduğu için aslanı ayıklamam gerekiyor. Yarı ben yarı aslan işte. Çocuk çok haklı. Kaç gündür yemek yemiyor. Pahalıymış arkadaşlar. Duhan beğenmedi. Bir kişilik porsiyon 280 lira. Tavuk kilosu ne kadar? Ne kadar? 350 falan da çok herhalde. Dır diyorsun, bilmiyorsun ki. Her şeyde, keyifte 350 liraya kilosu ne? Orayla kıyaslama değil mi? Biz Ezgi'yle son zamanlarda şu fırsatçı esnaflardan kaçmaya başladık. Evet. Her yerde fırsatçı. Dolayı hiçbir yere gidemiyoruz artık. Şu terbiyeli herhalde bir tepet acı olabilir. Ne oldu mama diyorsun, veriyorum ama.
Yemeğimizi yedik. Aslan'a horozları ve tavukları gösterdik. Şimdi de kalkıyoruz. Bu arada buranın adı Hake. Göstereyim şuradan. Konuşalım. Bazen söylediğim halde hani çok belirgin olmuyor. Duyulmuyor. O yüzden ben de böyle tabelasını da gösteriyorum. Şimdi de gidiyoruz. Ben kaş randevumu bir tık erteledim. Böyle yarım saat kadar. Oraya geçiyoruz şimdi de. Hepinize tekrardan konuşamadım. Selam. Kaşımı aldırmaya gittim ama her zaman aldırdığım kişi yoktu. Başka biri oluyordu, o da yoktu. Sonra başka biri oluyordu, o da yoktu. Yani başka biri aldı. O yüzden böyle emin olamadım. Nasıl alacağını bilemedim. Size de çekmedim. Çok da beğenmedim. O yüzden paylaşmadım o kısmı. Neyse. En azından temizlendi diye düşünüyorum. Yani kökü bende uzar inşallah. Daha güzel olur. Sanki arasını çok açtı gibi geliyor. Diplere çok girdi gibi geliyor. Böyle olunca çok sinirleniyorum. Bir de böyle maskara vardı gözümde. O da aktı. İyice sinir oldum. Zaten saat akşam oldu. Aslan şu anda boş damacanaya şarkı söylüyor içine içine. Duhan bilgisayarda işleri var. Onları hallediyor. Evin hali budur. Toparlamam gerekiyor. Bir sürü şey. Bir de Aslan birazcık otokoltuğunu batırmış. Üstünü başını da batırmıştı. Gelir gelmez onu yıkadık falan. Otokoltuğunun minderini de söktük. Onları da yıkadık. Değil mi anneciğim? Bilerek yapıyor. Aslan, gözüne baka baka ya. Yapıyor.